bir hedef düşünün. Sizden tam 150 kilometre ötede deniz üzerinde gidiyor. Ve bu hedefi yok etmek üzere gemide bunu radarınızla tespit ediyorsunuz. Arkasından düğmeye basıyorsunuz ve bir mühimmat fırlıyor. Denizden sadece birkaç metre yükseklikte bu mühimmat uçuyor. Elektronik karıştırmaya karşı tedbirler sayesinde ve siz bu mühimmatı havada yönlendirebiliyorsunuz. Başka bir gemiye yönlendiriyorsunuz veya döndürüp diğer bir hedefe doğru ilerlemesini sağlıyorsunuz ve bu füze gidip 150 kilometredeki hedefi tam 12'den vuruyor. Yaklaşık 200 kilogramı aşkın harp başlığıyla o hedefi yok ediyor. İşte bu test geçtiğimiz günlerde Sinop açıklarında yapıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nde TCG Kınalı Ada muhribine konan atmaca gerçek harp başlığıyla fırlatıldı ve füze 150 kilometre ötedeki hedefini tam 12'den vurdu. Artık bu yıl atmaca teslimatları Türk Deniz Kuvvetlerine başlayacak. Ve Türk Deniz Kuvvetlerine atmaca çok önemli bir güç sağlayacak. Atmacanın teknik özellikleri nelerdir? Nasıl atış gerçekleştiriyor? İleride nerede kullanılacak? Gelin bu soruların cevabını birlikte hazırladığımız videoda öğrenmeye çalışalım. Türk Deniz Kuvvetleri uzun yıllar Amerikan Harpoon yapısı güdümlü mühimmatlar kullandı. Bunlar gemi veya denizaltılardan atılmak üzere tasarlanmış, gerçekten döneminin çok iyi mühimmatları arasında yer almaktaydı. Ama sonuçta bu mühimmatın da yerleştirilmesi için Roketsan çok önemli bir adım attı ve Atmaca projesi başladı. Atmaca yaklaşık 3 metreden biraz daha uzun, 800 kilogram ağırlığa sahip çok önemli bir mühimmat. Üzerinde taşıdığı harp başlığı ise yaklaşık 250 kilogram. Uzun süredir bu sistem ilgi ilgili çalışmalar devam ederken arka arkaya da testler yapılmaya başlanmıştı. Bu testlerin önemli bölümü de Sinop'ta kara konuşlu olarak gerçekleştirilmişti. Soğuk savaş yıllarında dinleme üssü olarak Amerikalılar tarafından kullanılan bu Sinop'taki merkez 1990'lardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine geçmişti ve halen buradan özel testler yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda hazırladığımız videolarda buradan gerçekleştirilen sadece atmaca değil, S-400 füzeleriyle ilgili testleri de size anlatmıştık ve ayrı da bir bölüm hazırlamıştık. Neden Sinop seçildi diye isterseniz bu videoya tıklayabilirsiniz ama buradan ben şunu söylemek isterim. Sinop Karadeniz'in en uç noktasında ve attığınız füzeyi kilometrelerce ileri gönderebiliyorsunuz. İsterseniz doğuya Trabzon tarafına Doğu Karadenize doğru atabiliyorsunuz veya kuzeye Kırıma doğru açıyorsunuz ve burada kilometrelerce ötede koyduğunuz hedefe bu füze gidiyor veya herhangi bir testte akşam olduğu zaman bu füze yine Karadenize düşüyor. Yani herhangi bir yerleşim birimi üzerine düşme riski çok 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 düşük. Bu nedenden dolayı Sinop'taki bu tesisler kullanılıyor. Yapılan testler sırasında bizim beklentimiz karadan yapılacak bir atışla Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinden çıkmış eski ışın gemisinin vurulmasıydı. Hatta ışın gemisi geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul'da Sinop'a doğru yola çıkartılmıştı. Bu beklentiyle ilgili bir video da hazırlamıştık ama ne yazık ki bu atış gerçekleşmedi. Onun yerine canlı bir atış TCG Kınalıada üzerinden gerçekleştirildi. Bu önemli bir hedef belki boş bir hedefi vurdu füze ama en azından TCG ışının vurulmasına göre çok daha önemli bir adımda. TCG Kınalıada gemisine yüklenen füze açığa götürüldü. Emniyetli bir sahaya daha önceden bu tür atışlarla ilgili zaman zaman hem denizcileri hem havacıları ilgilendiren bazı kısıtlamalar yayınlanıyor. bu Bölgeye işte balıkçıların, ticari gemilerin deniz üzerinde girmesi veya havadan da çeşitli sivil hava yollarına ait uçakların girmesi engelleniyor. Bu tür bilgilendirmeler yayınlandı. Havacılıkta buna NOTAM deniyor. Ve arkasından atış testi gerçekleştirildi. Bu atış testinde TCG Kınalı Adadan atılan atmaca gerçek bir harp başlığına sahipti ve tam 150 kilometre ötedeki hedefini başarıyla vurdu. Atış sonrasında Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bir açıklama yaptı. Profesör Doktor İsmail Demir ilk milli gemi savar füzemiz atmaca milli gemimiz TCG Kınalı Adadan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun dedi. Şimdi gelelim atmaca nasıl uçuyor sorusuna. Atmaca kullandığı ana motor son mühimmatında da bulunan Fransız yapımı TR40 motoru. Bu motorla ilgili de yaklaşık bir yılı bir yıl aşkın süredir Fransa'nın Türkiye'ye bir ambargosu var ve elimizde kısıtlı sayıda motor var. Bu motorlar öncelikle seri imalata başlayan atmacalar için kullanılacak. Bir kısmı da zaten sonlarda kullanılıyor bu motorlar. Bu motorlardan sonra muhtemel 2022 bulacak. 2022'den itibaren de Kale Aero tarafından üretilen KTC 3200 motorlarının özel bir versiyonu roket sana teslim edilecek ve bunlar Atmaca'ya takılmaya başlayacak. Bu açıdan Atmaca çok önemli bir engeli de yerli motor kullanarak aşmış olacak. Dediğim gibi biraz önce de Atmaca gerçekten büyük, 3 metreye aşkın boyu var, 800 kilogram toplam ağırlığa sahip ve hark başlığı 250 kilogram. ATC-3200 motoruyla birlikte Atmaca yaklaşık 220 kilometrelik menzile ulaşacak. Hedef tabii ki ilerleyen yıllarda bu menzilin daha da uzatılması ve birçok sisteminde eklenmesi. Peki, gemiden füze atıldı, hemen öyle yukarı çıkmıyor denizden denize atılan füzeler çünkü yukarı çıktığınız zaman karşı tarafın radar sistemleri bu füzeyi tespit etmeye başlıyor. Ne yapıyor bu füze? Deniz üzerinden çok alçak uçarak hedefine gidebilmesi gerekiyor. Şimdi dünya yuvarlak olduğu için bu izlenecek olan rota çok önemli. Herhangi bir hata yani düşünün denizden 5 metre yüksekte işte saatte 850-900 kilometre gibi bir acayip bir hızla gidiyorsunuz. Burada milimetrik bir hata sizin füzenizin 5 metreden denize çakılması veya çok daha yukarı doğru çıkarak anında radarlar tarafından tespit edilmesini sağlayabilir. Bu yüzden de füzenin izleyeceği yol çok önemli. Peki füze yolunu nasıl buluyor? Şimdi füzeler veya birçok mühimmat yoğun olarak küresel konumlandırma sistemleri gibi uydu üzerinden Aldıkları bilgileri izleyerek ilerliyor. Ama düşünün savaş ortamında şu an bütün GPS uyduları Amerika'nın elinde. Diyelim ki GPS'leri kapattı veya e, şifreledi diyelim. Nasıl bulacak? Atmaca hedefine otonom olarak gidiyor. Hedefini kendi çiziyor. Ve herhangi bir şekilde bu nedenle de bir karıştırma özellikle elektronik karıştırmaya kapalı bir şekilde hedefini belirleyip gidiyor. Peki hedefini belirledi ama... Atış sonrasında bir bakıldı ki bu hedef yanlış veya hedef değişiyor. Yanlış bir yere hedeflemişler, yanındaki gemi hedefleniyor veya başka bir yerdeki başka bir hedefe doğru. İşte burada atmacanın hedefi değiştirilebiliyor ve yeni hedefe hemen angeci olup o şekilde düzeltmesini yaparak atmaca rotasını değiştiriyor ve yeni hedefine doğru uçuşuna devam ediyor. Bu arada atmacada tabii ki veri bağı çok önemli veri bağla ile ilgili sistemler Meteksan tarafından geliştiriliyor. veri bağla birlikte işte havada diyelim ki bir uçağınız varsa, bir insansız hava aracı sisteminiz varsa veya diğer gemiler bölgedeki bu veri bağla birlikte birlikte haberleşerek yeni hedefler veya ne yapıldı, ne edildi gibi güncel bilgileri buradaki dost kuvvetler veya kendi gemileriniz, uçaklarınız, insansız hava araçlarınız çok iyi bir şekilde takip edebiliyor. Bu gemi üzerinden tasarlanan modeli bu yıl itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak. Peki bundan sonraki hedef nedir? Bundan sonraki hedef Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni nesil denizaltı sistemi olan Reis sınıfında da atmacaların kullanılması. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Harpun sınıfı, güdümlü mühimmatlar denizaltılardan da atılıyor. Nasıl atılış gerçekleştiriliyor? Harpun özel bir kapsüle konuyor. Denizaltından bırakıldıktan sonra su üzerine su yüzeyine kadar kapsülle devam ediyor. Daha sonra o kapsül ayrılıyor, ateşlenerek harpun sudan çıkarak hedefine doğru gitmeye başlıyor. Şimdi bir sonraki hedef Atmaca'nın Türkiye'deki denizaltılar tarafından atılacak hale getirilmesi. Bu konuyla da ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu yapıldıktan sonra denizaltılarımız kendilerini belli etmeden Atmacalarını atabilecek ve su üstü hedeflere karşı çok önemli de bir avantaj sağlayacak hale gelecek. Bir sonraki adım nedir? At atmacaların karaya konuştu hale getirilerek deniz üstü hedeflerin veya başka hedeflerin vurulması. Örneğin atmaca neye takılabilir? Özel lançerler içerisinde çeşitli işte kamyonlar özel araçlar tarafından taşınabilir veya sabit bataryalar oluşturulabilir. Atmacaların da buraya konulması demek kıyılarımız açısından çok önemli bir avantaj. Yani kıyıya daha bir gemi su üstü hedefi yaklaşırken atmacanın menziline girecek. Bu da Türk Deniz Kuvvetleri ve kıyı güvenliğimiz açısından da çok önemli bir faktör olduğunu belirtmemizde fayda var. Peki atmaca uçaktan atılabilir mi veya bir insansız hava aracından at atılabilir mi? Şimdi atmaca ağırlık olarak gerçekten 800 kilogram gibi çok ciddi bir ağırlık bunu taşıyacak elinizde uçak olması gerekiyor. Genelde de e, bunlar işte böyle bir işte F-16, F-4'ten öte muhtemel F-4'ün taşıyacağını ben tahmin ediyorum ama tabii ki bununla ilgili işte aerodinamik değerlendirmeler, testler, şunlar bunlar gibi birçok işlemin yapılması gerekiyor. Burada belki de farklı bir versiyonu ileride havadan atılacak şekilde de e, hazırlanabilir bu tür opsiyonlarda açık. Örnek olarak Fransızların ünlü Exocet füzelerini ben örnek vermek istiyorum. Exocetler aynı zamanda hem gemilerden su üstü e, yapılarından atılabildiği gibi uçaklardan da atılabilecek özellikle. Bu arada tabii önemli bir parantez açalım. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, seri imalatı roketsan tarafından yapılan yerli seyir füzesi SOM var biliyorsunuz. SOM'un da deniz hedefleri için ayrı bir modeli var. Bu model konusunda da epey bir çalışma yapılmış durumda ve deniz hedeflerine karşı Somun geliştirdiği bu model e, atmacaya göre çok daha hafif, çok daha efektif, aynı özelliklere sahip olduğunda belirtmemizde fayda var. Bugün Türk Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen en son atmaca atış testi ile ilgili sizlerle sizlere bilgi vermeye çalıştım. 150 kilometre ötedeki hedef aktif harp başlığıyla 12'den vuruldu. Ve bu yıldan itibaren de Türk Deniz Kuvvetleri envanterine atmaca füzeleri giriyor. Gerçekten Deniz Kuvvetleri'ne hayırlı olsun çok önemli bir güç çarpanı oluşturacak Türkiye için. Lütfen bu konu ve diğer konularla ilgili sorularınızı videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İsterseniz bize info.tolgozbek.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Hafta içi her gün saat 19'da yeni videolarımız yayına giriyor. Lütfen bizleri de takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kanala destek vermek isterseniz katıl tuşu da sizlerin ilgisini bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.